بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين الله حق عز وجل شكرانا لرمز بولسن بقول لكنا مزني إبادت لوت كزش لك مشرف بولدك Azizler, Odam alayhissalom va Odam alayhissalomdan keyingi juda ko'p payg'ambarlarning ummatlariga Alloh haqqo azza va jalla juda uzoq umr bergan ekan. Hatto ba'zilariga 1000 yil umr berganlar to'g'risida ham tarix kitoblarida bor. Juda uzoq umr bergan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni Alloh haqqo azza va jallaga iltijo qilib boshqa ummatlar qiyomatda amallari rosa ko'pligidan faxr qiladi. Chunki qancha ko'p yashasa, shuncha amali ko'payib boradi. Mani ummatimning umri qisqa bo'lsa, ularniki oz bo'ladimi deganda Alloh haqqo azza va jalla payg'ambarimiz alayhi salomga sizga Laylatul Qadr kechasini bermadimmi deb aytgan. Ya'ni Laylatul Qadr kechasida qilingan ibodat 1000 oy ibodatdan ko'ra yaxshiroq. Xuddi shuningdek Alloh haqqo azza va jalla ummati Muhammad alayhissalomda siz u bizlarni o'zini marhamati bilan mukofotlab ba'zan mana shunaqa fazilatli kunlarni bergan azizlar. Jumladan Laylatul Qadr kechasi fazilatli kecha. Juma kunlari, Arafat bo'ladigan Arafat kunlari, mana shunday hayit kunlari, ulug' fazilatli kunlar, shu kunlarda qilinajak ibodatlar boshqa kundagiga qaraganda darajoti ko'p bo'ladi, fazilati ortiq bo'ladi. Ana shundaylardan bittasi bu shu kunlarda keladigan baroat kechasi. Hozir biz mana Sha'bon oyida turibmiz. Sha'bon oyida demak eng fazilatli oy. Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytganlarki, payg'ambarimiz alayhi salomni eng ko'p roza tutgan oyini Ramazondan keyin shu Sha'bonda ko'rganman deganlar. Juda ko'p shu oyda roza tutardilar. Ya'ni o'z-o'zidan Ramazonga tayyorgarlik bu oy azizlar. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsak, internetda ba'zilar yozishni boshlayapti. Bu har yili qaytariladi. Juda qiziqda bir xilgi masalalar bor, har yili yangilanaveradi. Bu baroat kechasi bid'at ekan. Baroat kechasi to'g'risida sahih hadis yo'q ekan. Baroatda undoq ekan. Ey birodar, odamlarni ibodatdan qaytaryapsiz birinchidan. O'sha gaplashayotgan azizlarimizga aytyapmiz. Xo'p, sahih hadis yo'q bo'lsa, zaif hadisga amal qilmaydi degan birorta muhaddisning gapi bor. Hadislarni ba'zilarini zaif degan, lekin usulda qoidamizda o'sha musalahal hadis ilmlarida, boshqa ilmlarimizda o'rgatiladi azizlar. Agar bitta ma'noni beradigan bir nechta zaif hadislar kelsa, o'sha hadis hasanga aylanadi. Yaxshiga aylanadi zaiflikdan. Baroat haqida juda ham ko'p hadislar kelgan, zaif bo'lsa-da bir xil ma'noni bergan ko'p hadislar bor. Qolaversa, qancha-qancha ulamolar bunga o'zlarining kitoblarida javoblarini bergan. Va albatta hadislardan keltirilgan. Jumladan Abul A'lo Muhammad ibn Abdurrahmon Muborak Furi Sha'bon oyi 15-chi tunining fazilati borasida bir qancha hadislar bor bo'lib, ularning majmuasi uning shariatida ishonchli asosi bor ekaniga dalolat qiladi degan Tuhfatul Ahvaz kitobini 3-chi juz 365-chi betida yozgan ekan. Endi mana shunaqa kitoblardan 20 dan ortig'ini men shaxsan ko'rdim. Ona shu ayni baroat haqida aytilgan. Shuning uchun biz bugun baroat kechasini hujjatlari undog'ida bundog'ida deb tortishmoqchi emasmiz. Kim xohlamasa qilmasin. Ixtiyori, bu ixtiyoriy narsalar o'zi aslida. Kim umid qilsa, namoz o'qiganlik uchun kechalari tahajjud o'qisa, roza tutsa, savobligini bilib turib shu ishni qilsa, albatta Alloh savob beradi. Jumladan mashhur mujtahid olim Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shunday degan ekanlar. بلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليله الجمعه وليله الاضحى
وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. Bilesinler ki İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyhi kandı zat bu geller, müştehit bu geller. Bana şu zat ayet yaptılar. Bizge yetken haberlerde ayet ilişkice, bir iş keçede dua icabat bularken, bir iş keçede. Bana şunu birincisi, cuma akşamı, yani peyşembeden cuma gotar keçesi, kurbanlık keçesi, fitr keçesi, yani Ramazan hayit günleri gotar dugan keçe, kurban hayiti gotar dugan keçe, ve Recep ayının avvalı ve Şaban ayının nisfi yani ortası. Şaban ayının en ortası da keçesi de kılınken dua müstecab deyaptılar. Ona şu bizge yetip gelen haber. Al-Um kitabını 1. cüz 264. betide beri yaptı bunu. Bazı hadislerini esle bitemiz. Yani Ummul Mu'minin Aişe radiyallahu anha kâlet فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. عائشة أنامز رضي الله عنها تبتلر كي من ديدلر بركنة كيش قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن بر اويدة ياتب كيش قرن وزاتني يقاتب قويدن ديبتلر. ترسام يوغاكن حيران بولدم. Orqalardan izlab bordim va u zotni Baqi qabristonida boshini osmonga qaratgan holatda ko'rdim. Osmonga qarab turgan ekanlar borganda. Mani oldiga borganlarimdan keyin u zot aytdilarki: "Ya Oyisha, ey Oyisha, akunti takhafini ay yahifa Allohu alayki va rasuluhu?" Ey Oyisha, seni Alloh va uni rasuli sendan chetlandi deb qo'rqdingmi?" dedilar. Allah var onun Resulü senden çetlendi de korktun mu bunca ile havlu istep geldin degen manada soru yaptılar. Şimdi Ayşe anamız ettiler ki وَمَا بِذَٰلِكَ Yo onda emez. وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ آتَيْتَ بَعْدَ نِسَائِكَ Men size menden başka kundaşlarımını üyüge kirdim ikin de oylandım. Çünkü arka izden keli odam dediler. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ettiler ki bilesem mi dediler onge karab. Bugünkü kundini meleğini. Tunda aytibdilar. Inna Alloha Taala yanzilu laylatan nisf min Sha'ban ila samai ad-dunya fayaghfiru la akthara min adad sha'ri ghanam kalb wa huwa ismu qabila. Tirmizi Ibn Majah va Ahmad rivoyat qilgan. Ya'ni Rasulimiz alayhi salatu vasallam Oyisha onamizga qarab aytdilarki, bu kechada, ya'ni Sha'bonning yarimida, o'sha baroat kechasida Alloh yer osmoniga tushadi. Bu özüge has bölgen narsa. Bunu doğrusu da nima deymiz çukur ketmeyimiz. Ne Allah'ın rahmetliği doğrusu da özüge has bölgen narsa. Bunu aytilim miydi? Ve Resulümüz aleyhisselam sözlerini devam ettirip aytibdiler ki mana şu keçede kalp kabilesinin koylarının tükünü adadiden ham kubra adamda günahını keçirdi. O kalp de kabile bölgen eken Peygamberimiz aleyhisselam davrları da ve bu İn koyu kop kabile bölgen eken. Mana şu koyularının tükleri neç minte koyu bosa, çünkü tükü kança bosa, çünkü adam da günahını keçirdi dediler. Bayhaqi İmam-ı Tirmizi rivayet kıldı bunu, İbn-i Macib Ahmet rivayet kıldı bu hadis. Demek azizler bu keçede mana bir kança faziletler var. Ana o şunu hesabıdan biz inşallah şu keçede eğer Allah'a istiğfar etsek, tavba kılsak yine de Allah Hakk Azze ve Celle bizini kop mukafatla bile mukafatlaydı. Ama Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhudan bölgen bir hadisini esnetip koymak gerek. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu ayet ediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Şaban yarımıda keçede karab kurup cemiki mahlukatlarını mahfiret kıladı. Meğer müşrik ve husumetçi bundan müstesna. Müşrikini Allah Ta'ala keçirmeseken o günü. Husumatçını hem keçirmeseken. Yani başka bir hadiste ginaçını degen. Ginaçını hem keçirmeydi şu günü degen. Demek biz ne kılışımız gerek azizler? Bu günü imkan kadar inşallah husumatımızı yok açışımız gerek. Ginamızı yok açışımız gerek birbirimizde. Bu günü istiğfarımızı kopaytırışımız gerek. Mana şu günü yana boshqa hadislar bor, juda ham ko'p hadislar, Bayhaqida kelgan hadislar bor. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadiki,
Mana shu baroat kechasida odamlarni bir yil mobaynida tug'iladiganini va olamdan o'tadiganini belgilanar ekan shu kuni. Kimdir keyingi yilga bo'lmasligini bilmasdan u to'y qiladi, uy soladi. Lekin shu kuni belgilanadi azizlar. Va shu kuni rizqlar taqsimlanar ekan. Rizq ko'tariladi osmonga. Ana shuning uchun baroat kechasini ibodatli o'tkazmoq kerak. Musulmon necha asrdan beri baroat kechasini kechalarini qoyim qilib o'qilyapti. Lekin uni ichiga aytaylik 100 rakat namoz o'qilish kerak, mana bu mana bu mana bularda o'qilish kerak degan alohida ko'rsatma yo'q. Ana o'shalar yo'q. Lekin shuni tunini ibodat bilan o'tkazish. Aslida kim xufton namozini jamoat bilan o'qib bomdodda ham jamoat bilan o'qilsa, kechasi bilan tunaganda savobi beriladi. Mana shu kunda. Shuning uchun o'sha kunini iloji boricha xuftonni jamoat bilan o'qib, keyin tunini ibodatda o'tkazib, kunini roza tutib, Allohga istig'for qilsak, Allohga tavba qilsak, inshaalloh o'sha kunni barakotidan bizga nasib qiladi. Va bu kuni ko'proq duo qilishligimiz kerak. Bu kuni Alloh haqqazza va jalladan keyingi yilimizni fayzini, barakotini so'raylik va eng asosiy azizlar sizlarga buni aytayotganimiz g'aflatda qolmaylikki, shuncha imkoniyat bor ekan. Buni aytaylik zaifini, hasanini, buni sahihini kovlash bilan vaqtni o'tkazishni o'rniga namoz bilan o'tkizsa, bundan tashqari kunda namoz o'qisa ham savob bor o'zi aslida. Shuniga ketkizadigan vaqtini ibodatga sarflasa har qanaqa kunda savobi bor.